Dün e, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi değerli izleyenler. Özgür Özel değil mi? E, ve Erdoğan bugün bir konuşma yaptı. Gitti bir yerde bir konuşma yaptı. Erdoğan bugün bir açılışa yine katıldı. Sayın Demirtaş diyordu ya. Gazoz'u açın çağırın Erdoğan gider o derece. Ama yaptığı, açıklar, yaptığı e, açılışların tamamı da sahte açılışlar ya 20 yıl önceki açılışı tekrarlamış, bitirmemiş ya da dün yıkılmış, bugün yine yapıyor. Yani velhasıl açılış açılış. Bugün orada bir konuşma yaptı. Dedi ki, tabii ki Özgür Özel dün akşam konuşmasından önce daha doğrusu e, bu kongrede daha başkan seçilmeden önceki konuşmasında hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de o içerideki tutsakları falan saydılar. Milletvekilleri, siyasetçileri falan birkaç kişi saydılar. Arada Demirtaş'ın ismi de geçti ve onlara selam gönderiyoruz dediler. Yani Kongrede sadece Selahattin Demirtaş'ın ismini söyle bir Selahattin Demirtaş'a özel selam gönderiyoruz diye bir şey yoktu. Bütün tutsakların birkaç böyle 3-5 kişinin ismini saydılar. O arada Sayın Demirtaş'ın da ismi geçti ve en kelimenin sonunda onlara selam gönderiyoruz dediler. Şimdi tabii ki Sayın Demirtaş'a selam göndermek kimin haddine canım? Niye? Selam göndermek için her şeyden önce siz reisden izin almanız gerekiyor. Sayın Erdoğan'dan izin almanız gerekiyor. Tabii. Selam mı göndereceksiniz? Ne yaparsanız? Çocuk mu yapacaksınız? Sayın Erdoğan'a sorun. Kardeşim ben kaç çocuk yapabilirim diye. Sıkıysa üç çocuk yapmayın. Sormanız gerekiyor yani. O derece. Muhtar mı olacaksınız? Erdoğan imzalayacak işte vesaire. Yani biri evlilik yaptığı zaman yetiştirse herkesin evlilik şey nikah bile nikah şahidi bile olur o derece. Her şeyden sorumlu cumhurbaşkanı diyorlar ya tek adam diyorlar ya. Kızı da bugün kükredi o kadar sinirlendi ki bunu sinirlenmesinin sinirlenmesinin bir sebebi daha vardı. Onu birazdan değineceğim laf aramızda bugün Amerika Birleşik Devletleri Rojavada bir Türk siyasını daha indirdi aşağı. Bunu mikrofonda ben gizli söylüyorum arkadaşlarımız e, siz e, kimse duymasın. E, bir bir siha daha aşağı indirildiği için bugün Hencere Serhat Demirtaş'tan çıkarıyor. çünkü e, ABD'ye karşı söyleyecek bir şey yok. Neyse ben devam edeyim siz e, duymadınız. Dedi ki aynı cümleler şu. Ana muhalefetin dün kurultayı vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Bay bay Kemal. Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a Kavala'ya bay bay dedi. Kazanan zat da yani Özgür Özel için diyor. Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12, 13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan sen de onlarla beraberdin cümle kullanmış. Yani abuk subuk böyle. Ya arkadaşlar. Mekke'nin Mekke'nin. Bu bir cumhurbaşkanı bu lafları kullanan. Şimdi ben burada böyle alay ediyorum değil mi? Dalga geçiyorum böyle şakalaşıyorum. Ya ben çok sıradan bir insanım yani. Hayatımda terfi almayan bir insanım ben. Yani çavuş bile olmayan çok sıradan bir insanım. Bu adam, bu zat cumhurbaşkanı yahu bir cumhurbaşkanının kullandığı ucuz bedava kelimelere bakar mısınız? Ne kadar ucuz konuşmalar ya bakar mısınız? Bir cumhurbaşkanı bu. Allah tamamına pardon Allah e, ne diyorlar geceden versin. Said Sefa gazeteci Said Sefa biliyorsunuz. iki gün önce bir haber yaptı. Bir bomba patlattı. Dedi ki Erdoğan'ın hastalığı ilerlemiş dedi. Doktorlara hazır ameliyat tarihi belirlenmiş dedi. Çok tehlikeli bir ameliyat olacak, olacakmış. Ben bütün yayınlarımda hiçbir zaman hastalık üzerinden insanlara yüklenmemişimdir. Allah'ın işidir. Herkes hastalanabilir. Ben de şu anda canlı yayında küt diye gidebilir. Bu Allah'ın işidir. Bunu kimse bilemez. Kimin ne zaman öleceğini. Ama şunu söyleyeyim. Yahu bre Allah'tan korkmaz be. Yahu bre insafsız be. Yahu bre Erdoğan be. Demirtaş gibi bir insana sen terörist derken senin yüreğin acımıyor mu ya? He? Demirtaş gibi pırıl pırıl, genç, dinamik, dürüst, mert, haysiyetli, şerefli, onurlu bir kürde sen terörist derken senin bu olmayan yüreğin sızlanmıyor mu ya? Sen nasıl bir insansın ya? He? Senin çocukların var ya, evlatların var, torunların var senin ya. Ailen var, çevren var ya. Ailece siz eve evde akşam oturduğunuz zaman Selahattin Demirtaş'a yönelik sarf ettim bu terörist kelimesinden dolayı vicdanın sızamıyorum ya. Nasıl bir insansın sen ya? Şimdi diyecekler ki sen bizim cumhurbaşkanımıza nasıl bir... Evet sizin cumhurbaşkanınız nasıl bir yaratık ya? Nasıl bir insan ki Biliyorum şu anda onun avukatları harıl bunları not alıyor. Umurumda değil be. Ulan zaten açtığınız kadar davalar açmışsınız. Erdoğan'ın yaşı kadar bana dava açmışsın sadece Erdoğan'a hakaretten dolayı. Ne yapmışım ben Erdoğan'a? Yalancısın demişsin. Evet Erdoğan yalancıdır. Dubaracısın demişim. Evet dubaracısı. Dubaracıdır. Halkı kandırıyor demişim. Evet kandırıyor. Dini kullanıyor demişim. Evet dini kullanıyor. Bana Erdoğan'ın bir dürüstlüğünü söyleyin ya. He? Var mı? Ulan bu ülkeyi şamar oğlanına çevirmiş. Ülkeyi leş yapmış. Leş kargaları yapmış. Bitirmiş, yemiş. Bir şey kalmamış. Beş paralık bir ülke haline getirmiş. İnsanları aç, sefil bir kesim hariç. O kesime o kesimin umurunda değil. Türkiye'de kan gövdeyi götürse bile o yüzde yirmi 30luk zengin kesim var ya Allah zaten onların belasını vermiş. Onların umurunda değil. Erdoğan onların ağzına da ı -ı -ı yapsa yine de onların umurunda değil yani. Adam ne diyordu ya? Halen duruyor Youtube'da diyordu ya. Erdoğan'ı ben anamın yatağında yakalasam anamı suçlu görün diye alçalan bir toplum yarattı bu Erdoğan. Ve utanmadan sıkılmadan, yaşına başına bakmadan Selahattin Demirtaş gibi pırıl pırıl bir siyasetçiye halen terörist diyor ya. Daişlileri saraya davet ediyor, onlarla görüşüyor. El-Kaide teröristlerini getirip onlarla görüşüyor. Hudapar teröristlerini götürüp meclise koydu onlarla işbirliği yaptı. Ama böyle halkına dürüst davranan, diğer halklara dürüst davranan, mert bir insanı, kendisine rakip olabilecek, ağzının payını veren bir insanı götürdü, adam zorla cezaevine koydu ve orada rehin tutuyor. Allah kerimdir Erdoğan. Senin atın böyle her gün koşmaz. Allah öyle bir büyük ki, binlerce Kürt anasının eli senin yakandadır bu dünyada ve öbür dünyada. Varsayalım ki sen bu dünyada güçlüsün, askerin, ordun, kurumların etrafında dolanmış. Peki Sayın Erdoğan sen öbür dünyadan nereye gideceksin? Bir kaçışın var mı? Aybet ananın cenazesinin yedi gün sokakta bekletilmesi eğer Allah tarafından karşılığı yoksa senin kurtuluşun var. Ya Ceylan Önko'nun cenazesi bir hafta dolapta bekletildiği zaman öbür dünyada karşılığı yoksa sen kurtuldun. Onlarca kişiyi uçaklarla kat ettiğin zaman öbür dünyada karşılığı yoksa Romanski'nin karşılığı yoksa eyvallah bir şey diyeceğimiz yok. Ama biz iyi biliyoruz ki bütün bunların karşılığı var. Emine Şen Yaşar'ın da karşılığı var ha. Bunu da bil. Gülistan Dokun da karşılığı var. Onun annesinin de karşılığı var. Hepsinin karşılığı var. Hiç merak etme. Ve sizin o katlettiğiniz, öldürdüğünüz, sürgüne yolladığınız, o yüreğini yaktığınız analar var ya milyonlarca ananın böyle eli senin yakanda olacak hiç de kusura bakma. Sen günde değil beş vakit namaz, elli beş vakit namazla kılsan benim inandığım o yüce Allah var ya senin gibilerini asla ve asla af etmeyecek. Bu böyle yani. Çünkü biz içimizden gelerek söylüyoruz. Bizim içimizi siz paramparça ettiniz. Siz bizim gibi milyonların içini dağıttınız siz. Allah size bırakacak öyle mi? İnşallah ölmezsiniz. Benim hep duacımdır. Siz de dua amin deyin. İnşallah Erdoğan 200 yıl yaşar. İnşallah Allah'a yalvarıyorum ben. Allah'ım sen bu adamın canını alma. En az 200 yıl, 300 yıl yaşasın bu. Ben bu dünyada görmek istiyorum. Birbir dünyada beni ala kadar etmiyor kardeşim. Bese yav, yeter ya, Bese ya, utanın Allah'tan utanın yav. Neyse değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Özgür Özel. CHP'nin yeni genel başkanı seçildi ve ilk mesajı şu oldu. İkinci yüzyıla zaferle girmek için yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun Sayın Özgür Özel. Vallahi şu anda bir şey diyemiyorum ben. CHP'nin başına ne getirdiniz, ne getiriyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun gitmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ama şunu söyleyeyim ben. Vallahi Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar kendini hiçbir zaman net olarak ben Kürdüm dersilimin demedi. Allah var sayın Özgür Özel dün mecliste pardon dün kongrede yaptığı konuşmada benim genel başkanımın işte geldiği yer Tünceli dersin diye iki kelimeyi kullandı. Vallahi helal olsun yine diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar ben onun ağzından ne dersim kelimesini duydum ne de Kürt kelimesini duydum. Duymadım yani adam söylemek istemiyor her neyse. Ama ona rağmen inşallah umarız ki sizler CHP'niz yıllardır, yüz yıldır. CHP 100 yıldır Kürtlere yapmadığını bırakmadı. Ha, Sayın Özgür Özel biliyorsunuz siz. Siz Türkiye tarihini çok iyi bilirsiniz. 100 yıldır Kürtlere kan kusturanların başında CHP geliyor. O yüzden sizin zihniyetiniz değişir mi değişmez mi ben bilmiyorum. Ha değişirse eyvallah iyi olur. Ama değişmezse de eski tas eski hamamsa size başarılar diliyoruz. Şimdi değerli izleyenler çok ilginç bir haber. Şu hale bakar mısınız? Asansörün düşmesini protesto eden öğrenciler yurttan atılmış. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP ve MHP iktidarının bulunduğu bir ülkede. Muş Sultan Alparslan Üniversitesi Kız Kredi Yurtlar Kurumu'nda asansör düştü. Geçen düştü bir kişi ölmüştü ya orada da asansör düştü. Asansörün içerisinde olan 3 öğrencinin saatler sonra ancak kurtarıldığı öğrenildi. Kız ve erkek yurtlarında kalan öğrenciler dışarıda susma sustukça sıra sana gelecek. Sloganlarıyla protesto ettiler. Evet Protestoya müdahale etmek istedi yurt müdürlüğü ve 4 öğrenci yurttan attığı öğrenildi. Sadece asansörün bozuk olduğunu protesto etmek için çünkü geçen hafta bir arkadaşları bir öğrenci asansör bozuktu düştü diye ölmüştü. Türkiye'de asansöre binmek güvencesi de yok. Sokakta gezme güvencesi yok. Akşama geç Yurda gittikleri için, dünkü haberde vardı, efendim siz geç geldiniz için size taciz tecavüz edebilirler, geç gelmeyin diye. Kardeşim ne oluyor ya? Asansöre binemiyorsun, sokakta yürüyemiyorsun, tramvaya binemiyorsun, otobüze binemiyorsun. Yurda gidemiyorsun, geç gidemiyorsun. Ne oluyor size ya? Siz nasıl Türkiye'de yaşıyorsunuz kardeşim? Çekin gün köyünüzde, en azından köyde böyle bir sıkıntı yok ya. <laughs> Vallahi billahi, ya. <laughs> yemin ediyorum. Neyse kötü kelime kullanmak istemiyorum ama öyle bir ülke haline getirmişler ki mustahak da demekten başka bir şey de diyemiyorum. Değerli izleyenler önemli gündem maddelerden bir tanesi. Tekrar söylüyorum arkadaşlar yayından ayrılmayın. Lütfen Facebook'taki arkadaşlar sizden özel bir isteğin var. Şu anda bizi 800 insan izliyor. Yayını paylaşmayan varsa her arkadaşım rica ediyorum. Yayını bir kez kendi sayfasına atsın, gruplarına atsın ve WhatsApp grupları varsa hepsine bir atın bakalım. Legal değil, illegal değil, legal bir yayın yapıyoruz. Korkmayın yani, kimse size bir şey demez yani. Bir paylaşın bakalım ve YouTube'daki arkadaşlarımız da lütfen yayından ayrılmayın. Çünkü biraz sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye müjdesini sizlerle paylaşacağım. Tamam? mı? Yayından ayrılmayın. Şimdi bir ayı geride bıraktık değerli izleyenler, Gazze'de ölü sayısı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşef El Kudra yine kameralar karşısına geçti. Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında bölgedeki can kayıplara ve yaralılara ilişkin yeni bilgiler paylaştı. İsrail'in son 24 saate düzenlediği saldırılarda 270 Filistinli'nin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4800'ü çocuk, 2550'si kadın olmak üzere 9.770'e çıktı değerli izleyenler ölü sayısı. Kudra saldırılarda yaşanan kayıpların %70'ini çocuklar oluşturuyor açıklamasında bulunurken İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan 1270'i çocuk, 2660 kişinin bulunduğu ve kayıp bildirimi geldiğine yönelik bir bilgi daha paylaştı. Şimdi Hamas'ın askeri kanadı İzzetine El Kassam Tugayları Gazze şeridine giren İsrail ordusuna ait 6 tankı da bu sabah imha ettiğini iddia etti. Buna yenilik bir görüntü falan da paylaşılmadı. Şimdi açıklamada ayrıca çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü de paylaşılmış. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi ya da bir açıklama gelmedi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları... E Bütçeye de tabii büyük bir şey getirmiş, yük getirmiş. İsrail'le maliyetinin 200 milyar şekel İsrail parasıyla yani 51 milyar dolar olduğu şu ana kadar açıklanmış. Korkunç bir rakam değil mi? Bir ülkenin, Türkiye'nin 10 yıllık bütçesi yani. İsrail'in savaş durumuna ilişkin beklentilerine yer verildi. Bir haber paylaşıldı bugün. Olayların 8 ay ile 1 yıla kadar devam edebileceği bilgisi paylaşıldı. Fakat bu olay Lar bütün Orta Doğu'ya yayılmayacaktı. Yani peşinen sanki önceden ayarlamışlar yerini, zamanını, nereye vuracaklarını, hangi ülkeye vuracaklarını falan önceden ayarlamışlar. Ve bu savaş Orta Doğu'nun tamamına yayılmayacakmış. Değerli Netanyahu'dan da bir açıklama geldi İsrail Başbakanı. Filistinli grupların elinde olan rehineler serbest bırakılmadıkça bizim için ateşkesi gündeme getirmek mümkün değil diye bir açıklama yaptı. Şimdi... İsrail bir bombardıman daha gerçekleştirdi. Bu akşam saatlerinde yeni bir gelişme. İsrail ordusu daha önce birçok kez vurduğu Gazze şeridindeki Bureyç ve Cibaliye mülteci kamplarına bir kez daha bombardıman gerçekleştirdi. Daha önce İsrail iki gün önce bu kamplara aslında bildiriler dağıtmış ve kampları boşaltın demiş. Çünkü oraya Hamas e, güçleri, Hamas e, militanları teröristleri geliyor diye biz vuracağız diye. Demek ki kamptakiler çıkamamış, gidecek yeri bulamamış ya da ya olmaz, bunlar bizi vurmaz diye. Ama bir kez daha vurmuşlar. Ölü ve yaralı var ama sayı hakkında da bir bilgi yok. izleyenler Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Batı Şeria sürpriz bir ziyarette bulundu. İsrail'in Gazze'de Hamas'ı yok etmeye yönelik şimdiye kadar ki en ölümcül saldırısına devam. Saldırısı bu gece devam ediyordu biliyorsunuz. Bütün bombalamadığı yer kalmadı neredeyse. Tam bu sırada Filistin'i ziyaret etti. Filistin Başbakanı Mahmut Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve görüşme üzerinde görüş varlığı şehrinde bulundu. Mahmut Abbas ateşkes önerdi. Ee, o da böyle bir şey şu anda mümkün değil ama dedi ki eğer biz e, Mahmut Abbas'ta e, dedi ki yani Gazze'de biz Gazze'yi ilhak ettikten sonra daha doğrusu İsrail, Gazze'nin kontrolünü siz elinize e, alabilirsiniz dedi. Mahmud Abbas da dedi ki yani bu olay normal bir e, çözüm şeklinde çözülmezse biz bunu kabul etmiyoruz diye. E, çok ciddi şeyler var, planlar var onu söyleyeyim. Bu arada değerli izleyenler Irak Hizbullah'ı, ABD Deşişleri Bakanı Antony Blinken'ı Irak'ı ziyaret etmesi halinde set tepki vereceklerini ve Bağdat'taki büyükelçiliği kapatacaklarını tehditinden bulundu. Hayda! Valla Irak Hizbullah'a rahat durmuyor ben size söyleyeyim. Irak Hizbullah'ı var ya Orta Doğu'yu bir savaşa götürecek bu böyle görünüyor. Değerli izleyenler Kürdistan haberlerine bir bakalım. Bir haber sunduktan sonra Facebook'u kapatacağım. Mecburum çünkü. Ee, gazeteci Ahmet'ten 12 e, gündür haber alınamıyor. Biliyorsunuz e, evet buna geçeceğiz birazdan. Rojava'ya Ailesini ziyarete gitmişti. E, Rojnivs'in Arapça servisi, servisi editörü Süleyman Ahmet 25 Ekim'de Federal Kürdistan bölgesine geri dönerken Kabur yani Semelka sınır kapısında KDP güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bir hafta haber yoktu. Bir hafta sonra KDP'ye bağlı Doğu Asayişi bunu doğruladı. Evet dedi biz gözaltına almışız ama Ahmet'in gazetecilikle hiçbir alakası yok. Cezalandırma tehditleriyle Ahmet'in kendileri tarafından kaçırıldığını itiraf etmişlerdi. Şimdi Roj Haber Ajansı bir açıklama yaptı. Ahmet'in 5 yıldır kendileriyle çalıştığını açıkladı. Bu arada e, ee, DCU da bir açıklama yapmıştı. İşte, Uluslararası Gazeteciler Örgütü bir an önce, oraya da üye çünkü kendisi, bir an önce KDP'nin bu gazeteci serbest bırakması yönünde. Roj açıklaması şöyle. Ro Roj olarak, ajansı olarak gazetemizin Süleymaniye, Süleyman Ahmet'in hukuksal bir şekilde kaçırılmasını kınıyor. Hukuksuz bir şekilde kaçırılmasını kırıyor. Akıbetine ilişkin bir an önce kamuoyunun bilgilendirilerek serbest bırakılmasını istiyoruz dedi. Ve KDP, varsayalım ki bu arkadaş gazeteci değil değerli izleyenler. Şimdi biz varsayalım ki Süleyman Ahmet gazeteci değil varsayalım. Şimdi gazeteci olmadığı zaman siz bir kişiyi tutuklayıp, hiçbir bilgi vermeyecek misiniz? Böyle bir şey var mı? Neden tutukladınız? Suçu ne? Mahkeme yok mu? Yani bir şey bir şey söylemeniz gerekiyor. Ama ayrıyeten bu kişi gazeteci. Uluslararası bir basın kurumu da üyedir ayrıyeten. Şimdi değerli izleyenler bir haber daha var. O da bugün bir grup Kürt genci artık her alana Kürtçeyi kullanacaklarının dair yemin ettiler. Nerede? Diyarbakır'da kendilerini bağımsız gençler platformu olarak adlandırmışlar. Platforma Civanin Serbihat Bugün Diyarbakır Şeyh Said Meydanı'nda toplandılar ve bundan böyle bütün yaşamlarında Kürtçe konuşacaklarına dair yemin ettiler. Yemin ilgimi çeken bir şey var. Onu size göstereyim ben. Gençler güzel bir şey yapmışsınız. Doğru yani Kürtçe ile ilgili de. Fakat bari protesto eylemi duyurusunu Kürtçe yapsaydınız keşke. Yani bu yemininizi falan keşke Kürtçe yapsaydınız bence daha fena olmazdı. Türkçe bir yemin metni hazırlamışlar. Şöyle. Kürdistan'ın e, Rabbine and olsun diye. 3 defa. Yine e, bugünden itibaren Kürdistan'da hayatın her alanda Kürtçe konuşacağım, Kürtçe konuşacağım. E, Kürt milletinin tamamı kendi ülkelerinde hayatın her alanda kendi dilleriyle konuşma e, konuşana kadar mücadelemi sürdüreceğim, mücadelemi sürdüreceğim, mücadelemi sürdüreceğim diye bir bir şey yani. yani, güzel bir şey ben açık söyleyeyim yani güzel bir girişim. Da keşke bu da bu yemin de Kürtçe olsaydı. Yani adam yemin etmişsiniz bu şekilde daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi değerli izleyenler Kürtistan haberlerine geçiyoruz. Ben Facebook'taki bütün arkadaşlarımızı e, YouTube'a davet ediyorum. Hemen YouTube uygulamasını açın. Hiçbir yere ayrılmayın. Kürtistan haberleri başlıyor çünkü. YouTube'a girin ve Almanya ile ilgili haber de var. O işçi alımı falan. ikisini birden izliyorsunuz. E, Adam Karaçoban'ı yazın. Hemen yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımız. Tümünüzü bekliyorum buraya arkadaşlar. Buyurun. Evet. Şimdi Rojava ile ilgili haberle başlayalım değerli izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri bir tane Türk e, Türk siyasını indirmişti, mıhlamıştı. Görüntüler paylaşılmıştı. Ve bugün bir açıklama daha geldi değerli izleyenler. Suriye insan hakları gözlemevi Arapça geçtiği haberinde Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Rojava'da Türkiye'ye ait bir silah, silahlı insansız hava aracını, SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Haberde Türk SİHA'sının Herseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar'daki ABD üssüne yaklaştığı ve vuruldu kaydediliyor. Sor, Twitter üzerinde e, ve kendi internet sitesi üzerinde SİHA'nın düşürmesinden sonra, Üstten fotoğraflar paylaştı. İşte, işte bu şu anda ekranda gördüğünüz de o fotoğraflardan bir tanesi değerli izleyenler. Bölgeden yayın yapan, not prese konuşan, uluslararası koalisyonla birlikte çalışan bir askeri kaynak da SİHA'nın Türkiye ait olduğunu ve Türkiye'ye bağlı grupların kontrolünde olan bölgelerden uçarak Tel Baydar üstüne yaklaştığını açıkladı. Kaynak konuya dair haberinde düşürülen SİHA'nın enkazına dair fotoğraflar da paylaşmış. Sihanın düşürdüğü ve Türkiye'ye ait olup olmadığı iddialarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Rojava özellikle Yönetiminin resmi makamlarından şu ana kadar bir açıklama yok. Bir şey hatırlatayım. Bir ay önceydi yaklaşık bir SİHA düşürülmüştü ya yine Heseke üzerinde. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Heseke'de büyük üstleri vardı. Ve değerli izleyenler ona ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı ilk açıklama, bu siha bize ait değil diye bir açıklama yapmışlardı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptıktan sonra, evet SİHA'yı biz düşürdük ve bu siha Türkiye'ye ait dedikten sonra çıktılar. Tayflandılar biraz açıklama yaptılar. Efendim nasıl olur siz bizim siyahımızı falan düşürürsünüz. Akşamları CNN Türk falan A Haber şu bu derken gün doğdu onlara 3-4 gün gündem yaptılar. Şimdi bugün bilmiyorum haberim yok. Acaba bu CNN Türk paçavrası ya da A Haber falan filan gündem buldular ya siyahı işte şuradan düşürdüler. Biliyorsun bir de haritalar getiriyorlar böyle. Elle falan hepsini gösteriyorlar. İşte şuradan düştü şuradan girdi falan filan. Senaryo çiziyorlar da kendilerince. Ee, bakalım buna ne diyecekler. Amerika büyük ihtimal yarın ya da bir gün açıklama yapacaktır. Şimdi öte taraftan bugün İran destekli Irak Direniş Hareketi adlı grupta söz konusu bölgeye drone ile saldırı düzenlediğini duyurdu. O bölgeye çeşitli güçlerde saldırı düzenliyor. Ee, Heseke'de biliyorsun Uluslararası Koalisyon yani e, YPG ile ya da Demokratik Suriye güçleriyle birlikte e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait en büyük güçlerinden bir tanesi ve buraya 5 Ekim'de de Amerika güçleri biliyorsunuz 5 Ekim'de evet bir Türk siyahı düşürmüştü. Şimdi arkadaşlar Almanya ile ilgili eğer Avrupa'ya gelme niyeti olanlar varsa bilmiyorum ama ben size Almanya'ya gelin demiyorum. Ee, Almanya Almanya'ya gelme niyeti olan varsa lütfen bu haberi mutlaka dinleyin sonuna kadar. Ya da sizin birilerine bilgi vermek istiyorsanız mutlaka bu haberi dinleyin. Niye? Almanya'da e, Almanya göç meselesi. Artık Almanya'ya gelmek kolaylaşıyor ne yazık ki. Niye ne yazık ki diyorum? Çünkü Almanlar bu son iki ayda üç tane yasa çıkardılar. Ve bu şu anda bahsine edeceğim yasa 18 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Nitelikli iş gücü. Almanya göçünü kolaylaştıran bu yasanın ilk bazı bölümleri 18 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Bu 18 Kasım'da yürürlüğe girecek Maddeler nelerdir? Kimler gelebilir? Onu size söyleyeyim ben. Yani burada ilticacılarla ilgili bir durum yok. Onu size söyleyeyim. Şimdi 18 Kasım'da ilk aşamasına geçiliyor. Bu bir yasa vardı biliyorsunuz. İlticacılarla ilgili ya da işçi ailesi olarak gelenlerle ilgili ne bileyim amma vatandaşı olanlarla ilgili vesaire bir sürü şeyler vardı. Ama bu yasanın ilk aşaması 18 Kasım'da paylaşılacak. İlk aşama şöyle. Yasanın birinci aşaması yürürlüğe e, giriyor ama bu aşamada peki ne var? Mesleki eğitim almış vasıflı işçiler bütün şartları yerine getirmiş olması durumunda oturum izni, izni alma hakkına sahip olacak. Durun. Arkadaşlarımız iyi dinlemiyor sonra da tekrar bana yazıyor. Adamın arkadaş ben de gelebilir miyim? E söylüyorum kardeşim senin şartın uyuyorsa gelebiliyorsun. Uyumuyorsa gelemezsin ki. Bak o yüzden rica ediyorum yani bir dinlemenizi rica ediyorum. Bu şartlar içerisinde en az 2 yıllık eğitim sonucunda alınmış meslek diploması, meslek diploması, mezun olmuş olandan alandan en az 2 yıllık tecrübe ve mevcut bir iş sözleşmesi gerekiyor. Yani 2 yıllık eğer okul mezunuysanız ama 2 da tecrübeli olarak çalıştığınıza dair belge ve bir de Almanya'da bir iş sözleşmesi. Yani Adem Karaçoban sizi işe aldığına dair bir iş sözleşmesi size göndermesi gerekiyor. Bu şartlar yerine getirdiğinde oturum izine başvuru hakkı alabiliyorsunuz. Önce buraya geliyorsunuz, burada başvuruyorsunuz. Almanya'nın nitelikli işçi tanımına uyabilmesi için kalfalık ve ustalık belgesi, meslek lisesi diploması, ön lisans diploması, lisans diploması veya yüksek lisans diplomasından birine sahip olunması artık yetecek. Tekrar sayayım mı? Kalfalık ve ustalık belgesi de yetiyor artık. Yani siz, sizin elinizde 3 yıl, 5 yıl çalıştığınızda dair kalfalık ve ustalık belgeniz varsa herhangi bir dalda siz onunla da Almanya'da biri size iş davetiyesi gönderdiği zaman efendim Hasan size iş davetiyesi gel bu adam benim işime uygundur. Falan falan kalfalık belgesi var. Ne bileyim berberdir ya. Örneğin berberlik söylüyor. Buradaki bir berber diyecek ki bu adam kalfadır ya. Bu adamın belgesi var. Bir de yıllardır çalışıyor. Onu da ispatlamış. Ben bunu getirip işçi olarak çalıştırmak istiyorum. Anında geliyorsunuz. Tabi gelmek için sizin siciliniz temiz olacak. Pasaport alabileceksiniz. Onlar işin detayı tabii ki devam edelim. En önemli maddelerden bir tanesine geçiyorum. Öte yandan söz konusu yasayla beraber kişinin yalnızca mesleki yeterliliğinin bulunduğu sektörlerde çalışma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Nasıl? Mesela daha önce yalnızca diplomanız hangi iş üzerine ise örneğin bir doktor ancak tıp üzerine gelip çalışabilirdi. Ama artık bir doktor, doktor isterse canı isterse çöpçülük üzerine de gelip çalışabilir. Onun bileceği bir iştir. Yani mesleki zorunluluk ortadan kalktı. O güzel bir gelişme. Başka bir işte de, iş dalında da çalışabilirsiniz yani. Yasadaki en önemli maddelerden birini bu oluşturuyor dedik ve zira bu durum Almanya'ya nitelikli göçü korelaştırmak için çıkartılacak yeni yasada yer alıyor. Mavi kart meselesi. Ayrıca mavi kart için daha önce çok yüksek olan yıllık brüt ücretleri de düşünüldü. Mavi kart almak için yıllık 43.800 idi şimdiye kadar. 8 de düşürüldü 57.000'den. Şimdi... 39.600'e kadar düştü bu. Yani aylığınız artık mecbur değilsiniz 4.500 göstermeye. 3.000'de takriben 2.800-3.000'de 3000'de yetiyor artık o derece düşürüldü. 18 Kasım'da yürürlüğe girecek önemli maddelerden biri de bilgisayar ve teknoloji uzmanları. Bilgisayar teknolojisi alanda artık diploma şartı ortadan kaldırılıyor. Bilgisayar tekniği uzmanlarında istenen 3 yıllık deneyim de 2 yıla düşürülmüş. Yani 2 yıl siz bilgisayar teknisyeni olarak bir firmada çalışmışsanız o belgeniz varsa üniversite diploması ya da üniversiteyi bitirmenize gerek yok. Onu söyleyeyim. 2 yıl bir firmada bilgisayar teknisyeni uzmanı olarak çalışmışsanız burada sizi biri davet ederse bir iş veren gelip burada oturumunuzu alabilirsiniz. Yine öte yandan mavi kart alabilecek mesleklerin de sınırı genişletiliyor. Şu anda kadar çok dardı ve Aşağıdaki meslek gruplarındaki nitelikli çalışanlar da artık mavi kart alma hakkını kazanacaklar. Kimlerdir bunlar? olduğu gibi size aktarayım. Mal üretimi, inşaat ve lojistik alanda çalışacak yöneticiler. 2. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanda çalışacak yöneticiler. Çocuk bakımında veya sağlık sektöründe çalışacak yöneticiler. Veterinerler, doktorlar, diş doktorları, eczacılar, akademik hasta bakımı ve ebelik uzmanları, okul içi ve okul dışı eğitim ve öğretim uzmanları bunu çocuk Kindergarten neydi Türkçesi ya çocuk bakım okullarından tutun normal öğretmenlere kadar şimdi ama içeri bakan Tabii ki bütün bunları adlandırırken dünyanın en modern göç yasası olarak bunu nitelendirdi ve ve Almanya yeni bir atılım Almanya için olacak Çünkü çok önemli oranda işçiye ihtiyaç var bu işçiler sadece Türkiye'den Türkiye'den gelmiyor. Yanlış anlaşılır mı? Anlaşılmasın. Avrupa Birliği dışındaki bütün ülkelerden geliyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler. Ee, tabii ki diğer şeyler de var. Bunları ben geçeyim. Aynı 18'de artık bütün detaylarını açık, açıklayacağız.